Sinas Tepe canlı yayınlarından merhaba. Bu haftaki konuğumuz nöroloji uzmanı Doktor Egemen Vardarlı. Hoş geldiniz Egemen Hoş Bey. bulduk. Bugün baş dönmesi hakkında konuşacağız size. Birçok soru yönelteceğim. Baş dönmesi aslında başlı başına bir hastalık değil sanıyorum ama birçok şeyin habercisi diye ifade ediliyor. Genel bir tanımlama yaparsak baş dönmesi nedir diye neler söylersiniz? Baş dönmesi temel tanım olarak kişinin veya çevresinin bir hareket illüzyonudur. Bu baş dönmesine sebep olabilen birçok hastalık vardır. Ve bunların bir kısmı oldukça ciddidir. Önemli olan baş dönmesinde bu ciddi hastalıkları ayırt edebilmektir. Bunun için bazı ipuçlarından yararlanıyoruz. Hastanın hikayesinden yararlanıyoruz. Gerekirse bazı tetkikler de istiyoruz. İstiyorsunuz. Peki baş dönmesinin nedenleri nelerdir? Birçok neden var mutlaka ama genel bir sıralama yaparsak en çok nedenleri ya da nelerdir? Baş dönmesi vertigo denen şey aslına bakarsanız baş dönmesidir. Şimdi insanın dengesiyle ilgilidir. Baş dönmesine sebep olabilecek o kadar çok hastalık var ki insanın dengesini bozan. Temelde insanın dengesini sağlayan temel organizatör beyin. Beyin hastalıklarında baş dönmesi oluyor. Fakat bu beyne girdi gönderen birçok farklı sistem de var. Bunlardan işte duyu sistemi var, gözlerimiz var, kulaklarımız var. Buradan gelen bilgilerin aynı anda bir şekilde senkron edilip kişiye denge bilgilerinin ulaştırılması lazım. Bunların herhangi birisinde bir hastalık kişinin dengesini bozuyor. Ve çok hızlı çalışan bir sistem. Mesela bizim duysal sinirlerimizden yer yer saatte 250 km hızla bir takım sensöryel bulgular geliyor. Bunlar beyinde yakalanıyor. Gözden gelen bulgularla, kulaktan gelen bulgularla senkron edildikten sonra bize bir denge çıktısı veriliyor ve biz dengemizi böyle sağlıyoruz. Bunların herhangi birinin bozulması bizde baş dönmesi illüzyonu yaratıyor. Mesela iç kulaktan gelen bir takım sinyaller var. Bu iç kulak hastalıkları söz konusu olduğunda vestibüler nörinit mesela. Bir taraftaki kulak artık bu sinyalleri doğru vermemeye başlıyor ve beyindeki mekanizmanın kafası karışıyor. Dolayısıyla baş dönmesi hissi olur. Veya gözümüzden gelen sinyallerde bir aksama olduğunda baş dönmesi tam manasıyla diyemiyoruz ama dengesizlik hali ortaya çıkıyor. Keza aynı şekilde bizim periferik sinir dediğimiz bacaklarımızdan gelen ayrı sinyallerin bozulması bu dengesizlik haline sebep olabiliyor. Dengesizliğimize sebep olabilecek bu bizim dengeyi sağlayan merkezimizin kanlanması bozulabiliyor bazen. Buraya yetersiz kan akımı gittiğinde, kalitesiz kan, düşük oksijenli kan geldiğinde de bizim başımız dönüyor. Yani çok farklı sebep var. Şurada en önemli söylemek istediğim şu, benim başım dönüyor diye gelen hastaların vertigo yani gerçek baş dönmesi olma ihtimali benim klinikte gördüğüm neredeyse yarı yarıya. Yarısı başka sebeplerden dolayı bütün hekimleri gezmiş oluyor. Ne zamandır başımız dönüyor? 1 senedir başımız dönüyor. Nasıl başımız dönüyor? Nedir? Eşlik eden hastalıklarımız nedir diye sorduktan sonra bir bakıyoruz ki hastanın işte diyabeti var, tansiyon ilacı kullanıyor veya prostat ilacı kullanıyor. Ayağa kalktığında gözü kararıyor, başım dönüyor diye şikayetini sunuyor. Fakat kullandığı ilaçlar gerçek vertigoya yönelik ama bizim düzeltmemiz gereken şey o değil. Beyne yeterli kanı götürebilecek sistemi restore edersek ancak hasta o zaman düzeliyor. O yüzden çaresiz uzun süren baş dönmesi olan hastaların altında başka şeylerde aramak, sormak, biraz daha geniş olaya bakmak için geriye çekilmek gerekiyor. Diyabetik hastalarda mesela aniden kalktıklarında bir göz kararması, fenalık hissi ortaya çıkabiliyor. Bu nöropatiye bağlı oluyor. Otonom sistem nöropatisine bağlı oluyor. Bunu düzeltmek için ilaçlar işe yaramıyor. Biz bu hastalara bir varis çorabı giydirdiğimizde hastaların şikayeti geçiyor. Yani çok farklı yaklaşımlar gerekiyor bir baş dönmesi dengesizlik demek diyen hastalar için. Peki hocam, baş dönmesi şikayetiyle gelen hastaya neler yapılmalıdır? Öncelikle nöroloji kliniğine başvurmalılar, onu da hatırlatalım. Evet. Hasta geldikten sonra neler yapılmalıdır? Baş dönmesi şimdi bizim aslında kulak burun boğazlarla ortak bir hastalığımız. Biz ciddi sebepleri biraz daha fazla gördüğümüz için onları ayırt etmekte belki biraz daha öndeyiz. Onlar çok başarılı baş dönmesi tedavi eden
kulak burun boğaz hekimi arkadaşlarımız var. Onlar daha çok işte periferik, yani kulakla ilgili hastalıklarda öne çıkıyorlar. Baş dönmesiyle gelen hastaya ne yapmalıyız derseniz, ben sırayla şöyle anlatmak istiyorum. Bir kere hastayı oturup dinlemeliyiz. Ne zamandır var? Baş dönmesinin karakteristikleri nelerdir? Ne zaman baş dönmesi oluyor? Baş dönmesinin süresi nedir? Pozisyonla ilişkili midir? Kullandığı ilaçlar neler? Önce hastayı oturup dinleyecek vaktimiz olması lazım. Yoğun pratiği olan polikliniklerde bunları yapmak bazen gerçekten çok zor olabiliyor. Daha sonra hastaya nörolojik muayenesini yapmak lazım. Nörolojik muayenesinde bazı kırmızı bayraklarımız var. Şayet bu işaretleri görürsek, kırmızı işaretleri görürsek hastayı daha ileri tetkikler, mesela beyin MR'ı veya nükleer ultrasonu gibi şeylerle tanımak gerekiyor. Hastanın hikayesini aldık, nörolojik muayenesini yaptık. Daha sonra bu baş dönmesi santral, yani hayati tehdit edici bir baş dönmesi midir? Yoksa periferik, nispeten iyi huylu giden bir baş dönmesi midir? Bunun ayırdığına gitmek için bazı testlerimiz var. Bunları yapıyoruz. Sonuçta bir karar verip ona yönelik en uygun tedavi veriyoruz. Her hastada mutlaka bir MR tetkiki isteniyor mu bu konuda ilgili? Hayır. Eğer bu kırmızı bayraklı işaretleri görmüyorsak, hastanın çok da uzun süren bir baş dönmesi yoksa biz her hastadan MR istemiyoruz. Özellikle bazı muayene bulguları var ki baş dönmesinin en sık pratikte karşıma çıkan şekli benim paroksisimal pozisyonel vertigo. Halk arasında kulak içerisindeki kristalin yerinden oynamasını tanımlıyor bu. Genellikle hasta uykudan baş dönmesiyle kalkıyor. Çünkü uyku sırasında anormal bir baş hareketi yapıyor ve bu baş hareketiyle beraber kristal, gerçekten iç kulakta bazı kristalli yerler var. Bu kristal yerinden çıktığında hangi taraftaki çıktıysa o tarafa döndüğünde baş dönmesi hissi yaşıyor. Biz bu bozuk olan tarafı bazı özel muayenemiz var bizim. O muayenede fark ediyoruz. Diyoruz ki sizin sağ kulaktaki herkesin rahatça anlayabileceği şekilde söylüyoruz. Kristaliniz yerinden oynamış. Bunu yerine getirebilirsek üzüleceksiniz. Ve yaklaşık %90-95 hastada birkaç basit baş hareketiyle biz bu kristali yerine oturtuyoruz. Hastayı yürüyerek sağlam şekilde gönderiyoruz. En çok sevdiğimiz ve en çok başarıyla uyguladığımız manevralardan bir tanesi de budur. 2 dakika içerisinde hasta sağlam olarak odadan çıkıyor. O ismi de var sanıyorum. Evet, evlerin manevrası. Doğru söylüyorsunuz. Peki hocam, baş dönmeleri sıklıkla hangi yaş aralığında görülüyor? Böyle bir yaş aralığı var mıdır? Baş dönmesi tabii ki birazcık daha orta yaş ve üstünde birazcık daha fazla gözüküyor bizim. En azından nöroloji polikliniğinde. Diğer yaş gruplarında da olabiliyor. Vestibülerle genellikle yaş seçmiyor. İşte genç hastalığı da olabiliyor. Orta yaşta da. Deri yaşta da. Onun kendine has bazı muayene bulguları var. Kulak kristalleriyle ilgili bizim en çok gördüğümüz, bunların yerinden oynamasıyla ilgili baş dönmesi ise daha çok 60 yaş ve üzerinde gözüküyor. Bu yaşlar gerçekten kafa karıştırıcı yaşlar. Çünkü 60 yaşın üstündeki bir insanda yüksek tansiyon, kalp hastalığı, hipertansiyon gibi beyin damar hastalığına yatkın kılacak bir takım risk faktörleri oluyor. Fakat onun kendine has özel muayene bulgusunu biz muayene ederken fark ettiğimizde santral, yani ciddi nedenleri kolaylıkla ayırt ediyoruz. Onlara da benzer manevraları yapıyoruz. Fakat bu hastaların boyunlarıyla ilgili, boyun kireçlenmesiyle ilgili, boyun esnekliğiyle ilgili bazı kısıtlı durumları söz konusu olabiliyor. Onlara bu manevraları bazen yapamıyoruz. Farklı bir takım egzersizlerimiz var. Brandlow egzersizleri bunlardan bir tanesi. Bunu öğretiyoruz. Hasta kendi kendine yaparak bu baş dönmesini çözebiliyor. Peki az önce söylediğiniz 60 yaş üzerinde daha çok görülüyor dediniz ama beyin damar hastalıklarına bağlı baş dönmesi ne zaman oluşur ya da düşünülür desek? Beyin damar hastalıklarına bağlı baş dönmesine genellikle başka nörolojik semptomlarla eşlik eder. Beynin baş dönmesiyle ilgili yönetici bölgesi çok kalabalık bir bölge. Etrafında göz hareketleriyle ilgili bölge var, motor veya duysal hislerin geçtiği yollar var,
konuşma ve yutma ile ilgili yollar var. Sadece başın dönüyor dediğinde bir hasta ve yanında başka bir bunlardan bir tanesi nörolojik bulgu olarak varsa biz diyoruz ki baş dönmesinin sebebi bu beyin sapımızdaki damar tıkanmasıdır, kanamadır veya o bölgeyi rahatsız eden bir tümoral bir oluşumdur. Bunu böylece ayırt edebiliyoruz. Yani nörolojik muayenede en ufak bir ekstra bulgu saptıyorsak biz o hastayı MR'la ileri tetkik ediyoruz. Diğer olasılık baş dönmesiyle ilgili ileri yaş, yüksek tansiyon ve diyabeti var diyelim hastanın. Kolesterolü yüksek veya sigara içiyor veya içmiş bırakmış. Karotis yani şah damarları ile ilgili problemler oluyor. O hastalar genellikle gerçek baş dönmesi şikayetiyle gelmiyor. Daha çok eforla tetiklenen veya ani yataktan kalkmayla tetiklenen göz kararması ve fenalıklarla geliyorlar. Bunlarda hiçbir nörolojik bulgu olmayabiliyor. Fakat risk faktörleri olduğunda bizim bu beyne kan götüren temelde 3 tane damar var. 2 tanesi önde, bir tanesi arkada. Bunlarda herhangi bir ateroskleroz, damar sertliği var mı diye bir takım ultrasonla tanıdığımız hastalar olabilir. Peki hocam, migrenden biraz da bahsedeceğim. Evet. Migrenle ilişkili baş dönmesi olur mu? Migrene bağlı bir de bak. Evet. Migrenin kendine has özel bir formu var. Biz buna vestibüler migren diyoruz. Gerçekten de şimdi bu baş dönmesiyle ilgili bölge bizim beynimizin arka tarafında. Migren jeneratörleri de bu baş dönmesi merkeziyle komşu. Migreni tetikleyen, migreni başlatan bölgelerden bir tanesi de bununla komşu. Bazen migren ağrısı başlarken veya migren ağrısı sırasında bu bölgede bir şekilde tetikleniyor. Ve o kadar şiddetli baş dönmesi oluyor ki migren ağrısına eşlik eden. Bazen hasta benim başım ağrıyor demeyi bile unutuyor. Çünkü başı çok dönüyor, bulantı yapıyor. Çok rahatsız edici hisler yaşıyor. Bazı özel sorular sorarak biz bu vestibüler migreni etiyoloji yani bir sebep olarak hastanın önüne sunabiliyoruz. Tıpkı migren hastalarını tedavi ettiğimiz ilaçlarla biz bu baş dönmesini tedavi ediyoruz. Mesela vestibüler migren tanısı koyduğumuz bir hastaya bir migren ilacı verdiğimizde hasta benim başım dönüyordu bana migren ilacı niye verdiniz diye bize dönebiliyor. Biz de durumu açıklıyoruz. Bunu migrenle alakalı bir durum olduğunu anlatıyoruz. Migren hastalarında bu baş dönmesi normal topluma göre daha sık. Şimdi hemen hemen herkesin belirli bir şiddette uyarana maruz kalması onda taşı tutması halini yaratır. Fakat migren hastalarında bunu çok daha kolaylıkla yaşıyor hastalar. Migren hastalarının taşı tutma olasılığı topluma göre neredeyse 2 kat daha fazla. Bu da migren ve denge merkezlerinin komşu olmasından kaynaklanıyor. Dediğiniz gibi haklısınız. Migrenle ilişkili baş dönmeleri de vardır. Peki hocam, tekrarlayan baş dönmesinde neler yapılmalıdır? Tekrarlayan baş dönmesinde benim en çok gördüğüm baş dönmesi tipi benign paroksismal pozisyonel vertigo. Yani kulak içerisindeki kristallerin yerinden çıkmasından kaynaklanıyor. Yaşlılarda dediğim gibi bu durum biraz daha fazla ortaya çıkıyor. Bu hastaların yastığını gözden geçirmeleri gerekiyor. Tekrarlayan baş dönmesi olmuş. İşte 1 yıl önce bir hafta sürmüş. 3 ay önce 4 gün sürmüş. Gene baş dönmesiyle geldiğini beyan ediyorsa hasta, ben ilk sorduğum şey yastığınız nasıl diye. Şimdi ince yastıklar bu kulak kristallerinin yerinden çıkmasına biraz daha sebep olabiliyor. Bir kere yastığınızı yükseltin diyorum. İkinci söylediğim şey de yastığınız ortopedik yastık mı diye soruyorum. Ortopedik yastık satanlar maalesef kızabilir bana bu söylediğim için ama benim pratiğimde gördüğüm çok daha fazla bu. Ortopedik yastığın içerisindeki o kavis uyku sırasında sağdan sola dönerken veya soldan sağa dönerken başa özel bir pozisyon veriyor. Bu pozisyonla beraber kulak içerisindeki kristalin çıkma ihtimali daha fazla. Tabii ki ortopedik yastık bazen boyun desteği için gerekebilir. Kullanılınca da niye kullandığımızı demiyoruz ama habitüel şekilde yani tekrarlayıcı, alışkanlık verici şekilde bu kristallerin yerinden çıkmasına sebep olabiliyor. Şükür ki düzeltmesi kolay. Bir takım baş hareketleriyle biz bu kristalleri yerine oturtuyoruz, düzeltiyoruz. Hocam, son olarak baş dönmesi şikayeti olan hastalar nelerden kaçınmalıdır? Dikkat etmesi gereken konular var mıdır?
bunları öğrenelim sizden. Şimdi baş dönmesi hastalığı periferik ise şayet, santral ise başka türlü. Tabii santral baş dönmeleri sebepleri ayrı ama periferik, yani iyi huylu baş dönmesi olan hastalar ne yapmalıdır diye sorabilirsiniz. Bunlardan vestibüler nörolit diyelim, kulaktaki o denge sinirlerinden bir tanesi çalışmıyor ve buna bağlı olarak hastada baş dönmesi var. O hastanın, hasta diyor ki ben artık hareket etmesem mi, başımı oynatmasam mı? Hayır. Tam tersine başınızı döndüren şey neyse onu yapın. Masa tenisi oynayın. Yolda yürürken arabaları seyredin. Veya işte sokakta yürüyen bir kediyi siz başka yönde devam ederken o kedinin ne tarafa doğru gittiğini izleyin. Yani bu çalışmayan kulaktaki denge sinirinizin tekrar bir bebek gibi yürümeyi öğrenen bir bebek gibi dengeyi kurmayı öğrenmesine yardımcı olun. Yani hiçbir şekilde günlük hayatlarından kopsunlar istemiyoruz. Çünkü günlük hayatından koptuğu zaman bu baş dönmesinin içerisine ilginçtir ki psikojen faktörler giriyor. Bunlar konuya karışıp da işi daha karmaşık hale getirmesin diye özellikle günlük hayatınız ne gerektiriyorsa yapmayın diyoruz. Bir tek şeyde bir gün kadar sabredin diyoruz. O da kulak kristalleri çıkandı. Onları yerine oturttuktan sonra o yerine oturttuktan kristalin oraya yapışması lazım. O da vakit alıyor. Bir gün boyunca fazla ani baş hareketi yapmayın. Yarın her şeyi yapabilirsiniz. Dilerseniz takla bile atabilirsiniz diye söylüyoruz. Evet. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Yani şu olduğunuz bilgiler için ve yayınımıza katıldığınız ben için. Ben de çok mutlu oldum. Başka bir yayınımızda da farklı bir konuyla tekrar ağırlamak isteriz sizleri. Teşekkür ederim.